Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman ülkeler serisinden Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dır. Resmi dili Arapça, resmi dini İslam. Nüfusu 30 milyon. Yüz ölçümü yaklaşık 2 milyon kilometre kare. Suudi Arabistan krallıkla yani monarşi ile yönetiliyor. Eskiden ailenin en büyük, en yaşlı kişisi kral olurdu. Ama yeni kral bunu değiştirdi. Oğlu Selman'ı veliaht prens yaptı. Kendi oğlunu veliaht prens yaptı. Erşat kanunu yani yaşça büyük olanı değiştirip kendi oğlunu veliaht prens yaptı. Bundan sonra ülkenin başına hep gençler gelsin diye bahaneleri bu oldu. Çünkü yaşlılar, ihtiyarlar iyi yönetemiyormuş. Yüzyıldır, tam yüzyıldır yönetiliyor da şimdi mi yönetilemiyor? Kendi oğlunu getirdi yani. Oğlu da Suudi Arabistan'ın imajını kötü etkiledi. İslam dışı şeyler yapıyor. Kendine muhalif gazeteciyi öldürttü. Muhalifleri öldürtüyor. Kendine rakip olan insanları göz hapsinde tutuyor. Bir de böyle modern kanunlar çıkarmaya başladı. Suudi Arabistan deyince yüzyıldır şeriatla yönetilen, yani görüntü de öyle tabii, ülkeyken şimdi ondan vazgeçiyorlar. Ülke nüfusunun %90'ını Araplar, %10'unu Afrika ve Asya kökenliler oluşturuyor. Kişi başına gayri safi milli hasıla 15 bin dolar. Kişi başına 15 bin dolar gayri safi milli hasıla. Ülkenin gelir kaynakları, en büyük ekonomisi petrol. Dünyada en çok petrol çıkaran ülkelerden birisi. Bir de haç gelirleri. Bütün Müslümanların farz olan haç ibadeti sadece burada yapılabilir. Evet, Mekke. Namaza durduğumuzda istikbali kıble. Kıble nerede? Mekke'de. Onun için her sene haç ve umre ziyaretler için 5 milyon civarında insan Suudi Arabistan'a giriyor. Sadece haç ve umre için. Dolayısıyla bunun ekonomiye büyük katkısı var. Oteller doluyor. Arabistan'ın değişik bölgeleri var. En önemli bölgesi Hicaz bölgesi. Mekke ve Medine'nin olduğu bölgeye Hicaz deniyor. İslam'ın doğduğu topraklardır. Beşiğidir. Dünyanın diğer bölgelerine İslamiyet buradan yayılır. 571 yılında Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'de doğmuştur. 632 yılında Medine'de vefat etmişti. 1517 tarihinde Osmanlı Devleti'nin bir parçası haline geldi. Yavuz Sultan Selim döneminde Yavuz Sultan Selim Suriye'yi ve Mısır'ı alınca Arabistan Hicaz emirleri Yavuz Sultan Selim'e bağlılıklarını bildirdiler. Böylece Osmanlı idaresi başladı. Ne zamana kadar? 1918 yılına kadar. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda yenilince buralar İngiliz hakimiyetine girdi. Osmanlı'nın en çok önem verdiği eyaletlerdendi. Peygamberimizin memleketi diye Osmanlı Mekke ve Medine başta olmak üzere bu bölgeye çok hürmet etti, çok hediyeler yolladı, özel davrandı. Birçok vergiyi almadı, çok özel hizmetler yaptı. Her haç mevsiminde sürre alayları düzenlendi ve bu bölgedeki fakirlere yardım ediliyordu. Bu yardımların yanında Hicaz Demiryolu olarak tarihe geçen ve İstanbul ile Medine'yi birbirine bağlayan demiryolu da Osmanlılar tarafından inşa edildi. Arabistan 1918 yılında İngilizlerin yardımıyla Osmanlı'dan ayrıldı. Ayrıca Suudi Krallığı kuruldu. İngiliz hakimiyetinde onların destekleriyle Suudi Krallığı kuruldu. Suud ailesi çölün ortasından gelip bütün Arabistan'ı İngilizler sayesinde ele geçirdi ve krallık kurdular. O yüzden bu topraklara Suudi Arabistan deniyor. Ülke hala Suud ailesi tarafından yönetilmeye devam ediyor. Cenab-ı Hak hacca ve umreye gidenlere selamet versin. Allah kabul etsin. Bütün ümmeti Muhammed'e de istikbali kıble bir hayat nasip etsin. Amin.